Mesela etelik bir günde 24 saat vakit bara. 24 saat vaktini şu vaktini belgileş, insanın hayatını nizamına keltiriş, onu tertibleş barasındaki mütehassisler. Yani bu arada biz Müslüman deyip et olmayımız. Müslüman bulmaken mütehassisler tarafından daimi belgilenildi 24 saatini taksimlep çıkılardı. Kop cümle mavruzlardı, kurgensilerim, onu iştikensilerim. 24 saatini taksimlep çıkardıkken olsa, mesela etkili şundan 24 saatten 8 saatini uykuya belgeledi onlar. Doğru mu? Kurunu yaptı mı? Evet. 8 saatini uykuya belgeledi. Uykuya belgelese demek bir yerde kança kaladı? 16 saat kaladı. 16 saatini ular işçi adamlar bu geldiği için garb standartı da yani ular meyyarı da 16 saatini yani 8 saati işe gitti. Kaçası kaladı? 8 saat kalı yaptı yani. 8 saat ular da iş. 8 saatten kop işlemeydi. 8 saatten kop işlemeydi. Eğer 8 saatten kop işleydiğin olsa baba da rehberlerden yaşırıp işleydiğin olsa hem cinayet cevapgarlığı tartarı gerek olsa. Mesela hazır Amerika'da bizlerini kop günü yaşlarımız hali ki ağır yük makine taşıydı, yükler taşıydıgen makineler var o. Şu kadar hizmet kıladıklarında var da. O şeylerle subatlaşkarımızda şey yaptı ki mesela bir günde 8 saat fakat yolda yürüyüşe ruhsat bir ahalası yaptı. 8 saatten artık yolda yürü varsak bizde internet arkanı teştirip duradı dedi. Cerime basadı dedi. Yaptı. Eytelik 2000 kilometre nerede yük ne varış gerek. Belgeleydi. Belgeledi 8 saat yürüsen dedi 2000 kilometre falanca günde bir yarım günde yetip barışın gerek dedi. Yok 2 günde yetip barışın gerek dedi tahminen. Ha? Ve teştirip duradı. Galakatsiya orqali internet orqa Sputnikdan tekshirib turadi. O'sha haydovchi har masalan 2 soatlarda yarim soat dam olishga majburiy ularda. 4 soat. 4 soatdami? 4 soatda dam olishga majburiy bo'ladi. Agar dam olmasa, mabodo dam olmasa haydayveradigan bo'lsa, meni kuchim yetadi bemalol, men tetikman, bardamman desa ham majbur u dam olishga. Aytaylik o'sha 2000 kilometr masofaga borgan 2 kun yetib borish kerak edi. O bir günde yetib borib qo'ydi. Yoki bir yarım günde yetib borib qo'ydi. Bu adam to'g'risida ogohlantirish bo'ladi. Ogohlantirak yana shunga qaradigan bo'lsa 2-3 marta bo'lgandan keyin ishdan haydaydi. Nimaga sen deydi belgilangan vaqtda bormading deydi. Ha belgilangan vaqtdan kechga qolmadim, ertaq bordim-ku, mukofotlashing kerak-ku bizni. Ha? Bizni unaqamiz bo'yicha, odatimiz bo'yicha mukofot olish kerak-ku. Chunki 2 kunlik ishni 1 kunda bajarib qo'yibdi. Mukofot olish kerak. Lekin ularning g'arbni o'lchami bo'yicha bu odam jinoyatchi. Nimaga? Chunki 2 kunlik ishni 1 kunda qilaman deydida, shoshiladi. Shoshib yo'lda halokat bo'lishi mumkin, uxlab qolishi mumkin, ha, o'ziga jismonan zarar keltirishi mumkin. Buni kelajagi yo'q deydi. Nimaga? Chunki bu tartibga rioya qilmayaptimi? Buni kelajagi yo'q deb baholanadi. Natijada kerak bo'lsa ishdan bo'shatadi yoki jarima bosadi. Bizlerde ise aksinçe o mukafatlanadı. Gerek olsa 4 günlük işini bir günde kalasan diye mecburlanadı. Bir günde kalasan dedi. Falancı bayram günü tüketçinin gerek tamam dedi. Ben bilmeyim ben dedi. Şunun için hem işlerimiz çele buladı. Onların içi hem işleri bütün buladı. Bütün buladı. Şimdi 8 saat kaldı halas. 8 saatini ular kâmede. Bir gün 3 mahalle avukatlanadı. Yarım saatten bir yarım saatini avukat gecir etedi. Tamamlandı işe. Bir yarım saatini. Kaç kaldı? 6 yarım saat kalı yaptı. 6 yarım saat kalı yaptı. Şundan bir yarım saatini tamam geçirdikten keyin kâmede bir günde bir saat hacathanaya girişen var. Kâmede bir saat hacathanaya girişen 5 saat kaladı mı? 5 yarım saat kaladı. 5 yarım saat kaladı. Ularını medeni hardığı var ki. Medeni hardık çıkaradı. Kadimadan oxirda chiqarasi gazeta o'qiydi, kitob o'qiydi, televizor ko'radi yoki kompyuter o'ynaydi, internet tomosha qiladi va hokazo unga ham kamida bir kunda 1 soat vaqt ajratadi. Kamida 4,5 soat vaqt qolyapti. Va hokazo. Shunaqa bir qoraga qaraydigan bo'lsak, bir kunda 24 soatning ichidan 4,5 soati go'yoki bo'sh vaqt. Ha, boş vakit. Aslında bu yam, bana bunların içinde yedirilip gitmedi, yok buladı. Yok bu gitmedi. Sizler de küçüğün.
24 saatten bari gelesle 8 saat uklasaların mabada 16 saat kolye yaptı. 7 saat ders kolye yaptı bir günde bir yerde resmen. 4 para ne saat buladı? 60 dakikadan gelimizde. 80 dakikadan 4 ders. 3 saat 20 oldu. 4 saat 5 saat mı? 5 saat 20 saat. 80'dan 3 saat. 6 saat. 6 saat? 10 minuttan ne var burada? Hop, 6 saat dedim aleyelik ben onu. 6 saat mı? 10 saat kalı yaptı, doğru mu? 16'dan 6'ını eritirsek 10 saat kalı yaptı. 10 saat. Avukatlanışların 3 mahal. Ben 1,5 saat kete uğursun bir yem. Taharatlerin giyen beraber, kâmede 1 saat bu mesela 1,5 saat kitede. Hacet ve taharat ona bana kâmede 1,5 saat vaktlerin kitede. Hop bana 5 kolye yaptı. Ne kılıçlar bunu? Yani o zaten tasavvur kılınan çıkan, ne bileyim utkızı yapsın 5,5 saatini? Kitabı okuyoruz. Ha? Kitabı okuyoruz aslında. Ders okuyoruz. İnternette kırmıyorsunuzlar mı? Kırıyorsunuzlar. Ha, ortaça agende kamida 1 saat kirasizlar. 1 saatni to'liq internetdan foydali ma'lumotlarni tomosha qilasizlarmi yoki befoyda narsalarni ham tomosha qilasizlarmi? Aralashib ketadi. Menimcha agar to'g'risi aytadigan bo'lsak, sizlar endi imom xatiblar sifatida, ahli ilmlar sifatida mayli foydali narsaga sarflaganlaringizda ham 1 saat kamida ketadi. U 1 saat eng kamida internetga kirgan odam 1 saat sizlardan chiqa olmaydi. Ma'lumot shu darajada ko'pki, o'zingiz sohangiz bo'yicha bir ma'lumot qidirgan taqdiringizda ham, agar namoz vaqti bo'lib qolmasa, yoki tahorat bir zarur bo'lib qolmasa, yoki o'ta charchoqdan bo'lib qolmasa, uxlamaydi. Dam olmasdan u 1 soat, 2 soat, 3 soatgacha narqa ketaveradi. Kechasi 12:30 birgacha. Nimaga? Shuning uchun atilab internetchilar kechasi 12:00 dan keyin arzonlashtirib qo'yadi. Ko'proq kirsin deydi. Yoki kerak bo'lsa ba'zi bir kompaniyalar bepul qilib qo'yadi. Ha, kechasi 12'den falan geçer deydi, internetten foydalanış bepul deydi. Nimaga? Siz bilen bizni çalgıtış üçün, vaktimizi zayi kılış üçün işlep çıkarılgan bunlarsa. Yani Müslümanlar, orta miyana başka insanlar, yukarıda turgan en kelleli insanlar ya, addi, en arzan işçi küçü buluşu üçün, onlarını kamrap algan işçilerine eğlenişi üçün. Ha, kim kere bulsa, onlarına nima deydi? Ularni ishlab chiqarayotgan narsasiga mijoz bo'lishligi uchun, ishlab chiqarilayotgan narsasi ko'proq savdoda sotilishi uchun, ularga jaraq-jaraq mo'min daromad orttirilishi uchun shunaqa ishlab chiqaradi ular atilibdan. Kechalari bepul qilib qo'yadi. Internet paketlarini arzon qilib qo'yadi. Nimaga? Bularni kallasi boshqa narsaga ishlab ketib qolmasin mabodo, internet bilan avora bo'lib o'tiraversin degan ma'noda arzonlashtirib qo'yadi yoki bepul qilib qo'yadi. Mana shundan bizni yoshlarimiz unumlu foydalanadi, ya'ni qo'shtirnoq ichida. Qo'shtirnoq ichida unumlu foydalanib, kechasi bepul ekan deb internet paketni oladi-da, kechasi bilan uxlamasdan internetga o'lab chiqadi. Keyin ertalab darsga kela olmaydi, yoki darsga kelganda uxlab o'tiradi. Darsga kelganda uxlab o'tiradi, qabul qila olmaydi. Aslida darsni qabul qilish uchun shuni mutaxassislar aytadilarki, darsni boshlashdan avval o'zi aslida birorta insonning telefoni yoniq holatda bo'lmasligi kerak deydi. Birinchi o'rinda hozir kunda talabi shu. Birorta insonning, birorta dars ishtirokchisining telefoni ishlab turgan holda bo'lmasligi kerak. Hattoki ovozini o'chirib qo'ysangiz ham. Ko'pchilik vibratsiyaga qo'yib qo'yadi, dirilladiganga. O'sha ham xayolingiz bo'ladi. Bir marta dirillaganda o'zidan aytdagi nimadir darsdan bir narsa o'tib ketadi. O'sha narsa zehningizda, xotiringizda qolmaydi. Natijada qachondir shuni takrorlayotgan paytingizda o'sha eshitmay qolgan joyi sizga pand beradi. Pand beradi. Shuning uchun umuman telefonni o'chirish kerak. Hali parvoz holatga qo'yib qo'yish kerak umuman yoki mutlaqo o'chirib tashlash kerak. Telefondan to'liqgacha uzilish kerak. Imkon bo'lsa telefonni sinfxonaga umuman olib kirmaslik kerak. Sizler mesela hazır ders sersizler, doğru mu? İrtirap 8'de derslerin başlanıyorken borsa ne için geçer? 12:30 geçer desek, 12 geçer. Umumen telefonda almasliklerini kereyim. Yatak hanılarında kalsın telefonların. Şunda yine fayda kuru olasılar. Elçilerin mümkün, ya yanda telefon bu mesela bu meydan. Kani bir ar gün telefonda şimdi taşla koyun der ki, kani bula mıken yok mıken hayat? Bula da, cüdyem çıraylı hayat bula da.
güzel hayat bo'ladi. Mana bu yerdagi ders sizlarga yaxshiroq yuqadi. Zihinlaringizni, xotiralaringizni yaxshi qoradi shu narsa. Shuning uchun umuman telefondan hozir sizlar talabasizlar baribir. Bu yerda imom xatib bo'lsalaringda bu yerda hozir talabasizlar. Sizlar bu yoqqa ketdi deb hammalaring masjiddan uzilgansizlar. Sizlar haqida rahbariyatga ma'lumot berilgan. Hech qachon rahbariyat sizlarni hozir surishtirmaydi. Sizlarga ish ham buyurmaydi, vazifa ham tayinlamaydi. Chunki sizlarning yordamchilaringiz hozir sizlarning o'rinlaringizda o'rinbosar bo'lib, hamma xizmatlaringizni qilib turibdilar. Oila, oila nima bo'libdi? Xo'p, peshingacha, peshingdan keyin bir marta xabar qo'yiladi, tamam. Peshinga chiqqanda juda nari borsa, yoki oila ham sizni bu yerda ekanligingiz biladi, darsda ekanligingizni, umuman bezovta qilmaydi. Demak, o'rtada oila biladi, ish joyingiz rahbariyat biladi. Kim endi bezovta qilishi mumkin? Umuman oddiy odamlar, o'rtoqlaringiz, ulfatlaringiz, do'stlaringiz, kursdoshlaringiz va hokazolar bezovta qilishi mumkin. Ular bilan esa ko'pincha manfaatli suhbatlar bo'lmaydi. Ishingizga taalluqli bo'lmagan suhbatlar bo'ladi. Shuning uchun umuman uzib tashlash kerak, telefonni sinfxonaga olib kirmaslik kerak. Eng yaxshi tavsiya shu. Keyingisi sizga mutaxassisligingizga tegishli dars bo'layaptimi? Albatta butun vujudingiz bilan eshitishlikni o'ziga qasd qilishingiz kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Dars boshlanayotgan paytida xayolni bitta joyga qo'yib, xuddi haligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabrol alayhissalotu vasallam aytganlarida mal ihson deganlar, ihson nima deganda nima deb javob berganlar? An ta'budalloha ka annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilmoqliging yoki Alloh seni ko'rib turganidek ibodat qilmoqing kamida mana shu ihson bo'ladi deganlar. Dars ham ibodat. Ders ham ibodat. Agar dars paytida darsdan boshqa narsa to'g'risi xayolingiz qochayotgan ekan, o'ylamang sizga dars baribir manfaat bermaydi. Nomigagina darsda o'tirasiz, jasadingiz o'tiradi, ruhingiz boshqa joyda yuraveradi. Xayolingiz boshqa joyda yuraveradi. Shuning uchun darsdan manfaat ola olmaysiz. Darsni 10 dan 1 dan manfaat olsangiz ham katta gap. Keyin ertaga biror bir joyga borib, shuni sen gapirib berayotgan paytingizda u xalqqa ta'sir qilmaydi. İjobiy ta'sir qilmaydi, chunki o'zingiz o'sha joyda yaxshi ishtirok etmagansiz. Agar to'g'ri, mukammal holda ishtirok etgan bo'lganingizda yaxshi ta'sir qilar edi. Demak, mayli 6 soat darsga ajratsak, 10 soat qolyapti. 10 soatdan unisi bunisi boring yana sizlarda ham hamma narsa bo'lib, 4,5 soat vaqt qolyapti. 4,5 soatni yana to'g'rilig'icha men darsga bag'ishlayman deya oladiganlar bormi ichlaringda? 4,5 soatni to'liq darsga bag'ishlaydigan. Ya'ni 6 soatdan tashqari hozir 24 soatning ichida 4,5 soat dars qiladiganlar bormi? Yo'q. Yo'q ana. Labay? Kechki mukallamalar undan ziyod bo'lyapti. Hammalaringda? Uyquning vaqtida bo'lyapti-ku. Ha, demak u ba'zilaringda. Ana shuni o'ylab ko'ringlar o'zlaring. Nimaga sarf qilyapsizlar 4,5 soat bo'sh vaqtni? Internetga ham ajratib yubordik mayli. Bu yerda tahoratga ham ajratildi, boshqaga ham ajratildi. Xo'p, 4,5 soat, 5 mahal namozga ham boringanda 1,5 soat ketsin. 5 mahal namozlariga 1,5 soat ajrataylik. Rosa o'qiganlaringda 1,5 soat bo'ladi. 5 mahal namozini. Menimcha 1,5 soat namoz o'qiydigan odamning o'zi yo'q bir kunda. Tahajjudlarni ham qo'shadigan bo'lsak, nafl namozlarni ham qo'shadigan bo'lsak, boringanda hammasi bo'lib 1,5 soat olaylik. 3,5 soat qolyapti, 2,5 soat, 3 soat qolyapti, ha, 3 soat qoldi. 3 soat vaqtlaringiz nimaga ajratilyapti? O'zlaringizga o'zlaringiz javob beringlar. Halbuki hadislarda da keladi, eng og'ir savol javoblardan biri vaqt baribir. Ha? Iqtanim hayotaka qobla mamatik. Bu hayot bu. O'sha mana shu hozir 3 soat hayot. 3 soat. Endi Imom G'azzoli rahmatullohi alayhi o'zlarining Ihyaul Umiddin kitoblarida Alloh taolo deydi, o'ziga yaqin bo'lgan bandalariga vaqtning ichida vaqt beradi deydi. Vaqtning ichida vaqt berish qanday bo'ladi? Desa, ulamolarimizni hayotini o'rganib chiqadigan bo'lsak, hammasining umri barakali bo'lgan. To'g'rimi? Nima barakali bo'lgan? 24 soatdan ko'p berganmi Alloh ularga? Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham bir kecha kunduz 24 soat bo'lgan, hozir ham shu 24 soat ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 63 yil yashagan bo'lsalar, hozir ham o'sha 63 yil. Kamayib yoki ko'payib qolgan yo'q. Quyosh o'sha, oy o'sha, chiqib botib yo'q bo'lib turibdi. Va hokazo kunu tun o'tyapti. Hech qanday farqi yo'q. Farq siz bilan bizda. Ya'ni insonlarda farq. Nimada? E'tibor berishlik yoki e'tiborsizlikda.
Hop vaktin içinde vakt beradı degende İmam Gazali nima nazar tutganlar? Ulamolarım şunu tushuntiradilar. Masalan, aytadilar ki shunda taqsimlaganimizda, o'rtacha taqsimlaganimizda hozir musulmon bo'lmaganlar buni taqsimlagan. Biz musulmonlar ham hozir shu taqsimotga tushib qolyapmiz. Shunga tushib qolyapmiz. Birinchi taqsimoti 8 soat uyqu, to'g'rimi? Mana unda 8 soat uyquni o'rniga biz musulmonlar nima qilishimiz mumkin? Vaqtni ichida vaqtni paydo qilishimiz uchun 7 soat uyquga taqsimlaymiz. 7 soat. Tushunarlimi? 7 soat uyquga ajratsak, mana bu yerda qancha bo'ladi? 17 bo'ladi. Demak, umrimizga 1 soat qo'shildimi? 24 soatning ichida 1 soat tug'ildimi? Alloh taolo vaqt berdimi? Ana vaqtning ichida vaqt degani shu. Endi hech qaysi ulamo bir kunda 7 soat uxlamagan. 7 soat uxlagan odam eng dangasa, yalqov, bizga o'xshagan eng orqada qolgan odamlar bo'ladi. Mana bu 8 soat uyquni bular mu'tadil qilib chiqarib qo'yganlarning o'zlari ham 8 soat uxlamaydi. Buni siz bilan biz aldash uchun chiqarilgan. 8 soat bu harbiylar uchun chiqarilgan. Harbiylar forma kiyganlar bir kunda 8 soat uxlaydi, ular majburiy. Masalan harbiy xizmatda bu yerda yosh kattalar bor mana. Ha, sho'rolar davrida harbiy xizmatda bo'lganlar bo'lsa, soat 10 dan 6 gacha ad bo'y majburiy askar uxlash kerak. Ondaki uxlamasangiz ham qo'ymaydi. Tekshirib yuradi, xonama-xona kirib, joyingizni ma'lum qilib, ko'rib ketadi. Masalan, sanab yotganingizni ko'rib ketadi. Soat 6 da qishin yozin podyom, ya'ni uyg'onish bo'ladi, turish bo'ladi. Majburiy u. U 8 soat ularga to'g'ri kelishi mumkin askarlarga. Lekin mutaxassis bo'layotgan insonlarga ha, mutaxassis, masalan ticaretçi bo'lyapti, injener bo'lmoqchi, aytaylik, ha, yoki tibbiyot xodimi bo'lmoqchi, yoki og'ir sanoat, yengil sanoatning xodimi bo'lmoqchi, yoki aytaylik siz bilan bizga o'xshagan diniy sohaning xodimi bo'lmoqchi. U odamlarga 8 soat uyqu mutlaqo kerak emas. Bular aytadiki, 8 soat uxlamasa, jismonan zaif bo'lib qoladi inson deydi. 8 soat uxlamasa, mana bu yerdagi ish samaradorligiga bu zarar beradi deydi. Ish samaradorligi o'z-o'zidan pasayib ketadi deydi. Shuning uchun ular nima qiladi? Mana 8 soat uyqu 8 soat ishni belgilaydi xolos. Va shu tartibga amal qilganda ham ularda samaradorlik kuchli bo'ladi. Endi islomiy tartibga amal qilinadigan bo'lsa qanaqa kuchli bo'ladi? Hozir buni isbotlab beramiz. Mana 8 soatni ishlab chiqarganlarning o'zlari ham hozir dunyodagi eng mashhur odamlarni olsak, musulmon bo'lmagan, aytaylik biznesmenlar, tadbirkorlar, ishbilarmonlar va hokazolarni olsak, dunyodagi eng mashhur boylarni oladigan bo'lsak masalan, qaysi biri 8 soat uxlaydi? Hech qaysi biri uxlamaydi. IT texnologiyasiga asos solganlar bormi? Ha, yoki hozirgi telefonimizni kundan-kunga yangi rusumlarni ishlab chiqarayotgan masalan Apple kompaniyasining rahbarlari bormi? 8 soat uxlaydimi? Uxlamaydi umuman. Chunki ular 8 soat uxlasa, boshqalar ulardan o'tib ketib qoladi. Shuning uchun ular bizga 8 soatni miyamizga yaxshilab singdiradi. 8 soat uxlashing kerak deb bizni uxlatadi, o'zlari ishlaydi. Ishlaydi-da, keyin bizga sotadi. Biz esa faqat nima? Xaridor bo'lib qolamiz xolos. Ya'ni ishlab chiqaruvchi emas, faqat iste'molchi, xaridor bo'lib qolamiz. Ularga shu kerak. Chunki hamma ishlab chiqarish kerak emas. Dunyoda 7 milliardga yaqin odam bo'ladigan bo'lsa, shundan nari borsa bir 100 mingi odam yaxshiroq ishlaydi. Qolgan hammasi ularga qaram. Hammasi qaram bo'ladi, ya'ni. Mana shu qaramlarning ichida aksari mu'min musulmonlar. Hozir 1 milliard 700 ming atrofida, 700 million atrofida musulmonlar bo'layotgan bo'lsa, aksar musulmonlar ila qaramlar bo'ladi. Chunki faqat iste'molchi. Ishlab chiqaruvchilarning ichida deyarli musulmonlar yo'q. Holbuki bundan 2 asr narigi tariximizni oladigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchilar faqat musulmonlar bo'lgan. Iste'molchilar esa g'ayrimusulmonlar bo'lgan. Ana shu davrda islom qanaqangi rivojlangan. Ha, musulmonlar qanaqangi peshqadam edi ilg'orida. Lekin 2 asr naridan boshlab 18-chi asr, 17-chi asrni yarimlaridan keyingi yarmidan boshlab turib, musulmonlar qaloqlik sari yuzlana boshladi. Haligacha xuddi o'sha holda ketyapmiz. Ming afsuslar bo'lsinki, haligacha biz faqatgina iste'molchimiz xolos. Demak, hozir kundagi oddiy eng tadbirkor ishbilarmonlar ham eng kayfu safoga berilib ketgani bo'lsa ham, mutlaqo iymon e'tiqodi yo'q bo'lsa ham, 8 soat uxlamaydi, balki 7 soat ham uxlamaydi. 7 soat ham uxlamaydi. Masalan,
Hazır günde dünyanın titreti turgen pullardan biri dolarını aladigan bo'lsak, 100 dollarlikning 100 betida turgan surati, Franklinning surati turadi. Ana shu odamda bir hikmatli gapi bor. O'zi musulmon bo'lmasa-da hikmatli gapini qarang. Shunga amal qilganligi uchun 100 dollarlikning 100 da shundoq shuni surati turadi. U aytadiki, dunyoda ishlab qol deydi. Nargi dunyoda dam ola berasan deydi. Ana, dunyoda ishlab qol, oxiratda dam olasan deydi. Şu siz öyleyiz Franklin 8 saat uxlagan mı? Uxlamagan. Eğer 8 saat uxlagan bo'lganda Franklin, hozir 100 dollarlik emas, 1 dollarlikni basharasida ham turmagan bo'lardi. 100 da ham turmagan bo'lardi. Uxlamagan Franklin. Tinmay mehnat qilgan, tinmay ishlagan. Shuning uchun o'shalarning puli hozir dunyoda deyarli birinchi o'rinda turadi. Aytishlaringiz mumkin, Kuvaytning dinori undan ustunku. Kuvaytning dinori undan ustun bo'lgan bilan qayerda bor u? Qayerda ishlaydi u? Kuvaytdan boshqa joyda ishlamaydi u. O'shalar ham baribir dollarga almashtirib oladi. Boshqa chorasi yo'q. Ana, ko'ryapsiz musulmon bo'lmaganlarning ishi. 7 soat uxlamay, 7 soat eng dangasa yalqovlarni uyqusi. 6 soatga aylantiriladi. Bir oz o'zi ustida ishlayotganlar. Bir ozgina o'zini ustida ishlayotganlar. Masalan, siz bilan bizga o'xshaganlar 6 soat uxlash kerak. Bu ham ko'plik qiladi. Bizga o'xshagan dangasaroqlar bir 6 soat uxlasa, yana 1 soat qo'shilyapti. Mana 17 midi? Endi 17 edi, 18 ga aylandi, to'g'rimi? 18 soatga aylanyapti. 2 soat qo'shildi. Alloh taolo vaqtning ichida vaqt paydo qilib beryapti. Mana bu yerdagi 3 soat edi darslik, to'g'rimi? 3 soat bekorchi vaqt bor edi. Hozir mana shu narsa 5 soatga aylandi. 5 soat sizda bo'sh vaqtingiz qolyapti. Endi agar yana ham ulamolarimiz hayotini tekshiradigan bo'lsak, mesela sahabi ikromlardan mayli, endi ular sahabi bo'lganda deymiz. Xo'p, tabiyanda, xo'p, tabiyan bo'lganda deymiz. Undan keyingi davrlarni olib qalaylik. Masalan, Abu Hanifa rahmatullohi bir kunda necha soat uxlaganlar? Ha? Uxlamagan mudraganlar. Ha, 40 yil davomida mudraganlar. Ishroq namozini o'qiganlaridan keyin o'tirgan holda mudraganlar. Mayli, yarim soat ketgandi, 1 soat ketgandir. Bir soat ketgan bo'lishi mumkin. Demak, bir kunda bir soat uxlasa, bunga yana necha soat qo'shiladi? 5 soat. 5 soat qo'shilyapti. Ko'ryapsizmi? Agar mana 5 soatni qo'yib, mana bu yerga yana 5 qo'shiladi. 18 qancha bo'ladi? 23 soat, 24 soat, 23 soatdan foydalanyapti. Alloh taolo vaqtning ichida vaqt paydo qilib beryaptimi? Ana. Vaqtning ichida vaqtni tug'dirib beryapti Alloh taolo. Shuning uchun Abu Hanifa rahmatulloh alayh o'zi necha yil yashaganlar? 80-chi hijriy 150, ha? Barobar 70 yil yashaganlar xolos. 70 yilning ichida, 70 yilning ichida hali paydo bo'lmagan masalalarning 60 mingtasini yechganlar. 60 mingdan ortiq hali joriy bo'lmagan masalani javobini yozganlar. Bo'lib turganlaridan tashqari, ya'ni bu degani nima? İmam Malikiy'den, Şafii'den, Hanbali'den 60 mingta ko'proq masalani biladi degani kamida. Çünkü Şafii, Maliki, Hanbali mezhepleri hali voqelikda sodir etilmagan savolni javobiga javob bermaganlar. Nimaga? Çünkü hadis sharhda shunaqa bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham kelib so'raganlarida shu narsa bo'ldimi deganlar. Yo'q desalar bor, bo'lsa kelasan deganlar. Ular shu hadis sharhni olganlar. Shuning uchun hali sodir etilmagan savollarning javobini mutlaqo bermaganlar. Demak, Abu Hanifa uchala mazhab sahiblariga nisbatan kamida 60 mingta masalani ko'proq bilganlar. Ani tasavvur qilib bering. Kamida 60 mingta masalani. Endi sodir etilganlaridanchi uni. Uni endi sanog'i yo'q. Sanog'i yo'q. 70 yillik umrlarining ichida shuncha ishni qilib olganlar. Nimaga? Chunki ularga Alloh taolo vaqtning ichida vaqt bergan. Himmatlari tufayli, ixloslari tufayli, muhabbatlari tufayli Alloh taolo shunaqa berganki, 24 soatni 23 soatini ijodga bag'ishlaganlar. Qolgan u 1 soati ham uyqu bas u ham. Naumul alimi khoyrun min ibadatil jahil bo'lgan. Ha, u ham ibodatga quvvat uchun mudraganlar. U ham ibodat hisoblanadi aslida. Chunki betahorat yotmaydi ular. Bezikr uxlashmaydi. O'tirgan hollarda mudraga u ham ibodat. Demak, bemalol biz ayta olishimiz mumkinki, Abu Hanifa rahmatullohining kamida 40 yillik umri 100 ga 100, 24 soat bo'lsa bir kunda 24 soat ijod bilan o'tgan. Ana Alloh taolo qanaqa vaqtni, imkoniyatni keng qilib beryapti, barakali qilib beryapti. Ana endi biz o'zimizni solishtirib ko'raylik.
Ya ki bizlerge 8 saat uxlash kerak degen tushunchani, tuyg'uni sindirayotgan ve kompyuterimizga mana bu yerga shuni joylab qo'ygan, programmalashtirgan düşmanlarımızı nimani maqsad qilganligini o'ylab ko'ravering. Halbuki o'zlari uchun amal qilmaydi. Bu oddiy ishchilar uchun o'ylab topilgan narsa. Ya'ni qora mehnatkashlar uchun. Arzon ishchi kuchi uchun o'ylab topilgan kundalik reja mana shu 24 soatni shunaqa taqsimlagan bo'ladi. Ama bundan bir pog'ona yuqori turuvchilar 7 soat uxlashi mumkin. Yana ham bir pog'ona yuqori turuvchilar 6 soat uxlashi mumkin. Yana ham yuqoriroq bo'laman desa 5 soat uxlashi mumkin. Agar siz mabodo men ishchi emas, men ishlatuvchi bo'laman desangiz, kamroq uxlashingiz kerak. İşçiler ko'p uxlaydi. Nimaga? Chunki ish kuchi o'ta ko'pda. Bemor 8 soat uxlasa ham yetib ortadi. Hatto ki iş o'rinlari yo'q o'sha bekorchilarga. İş o'rinlari yo'q hozir. Millionlarga odamlar ish topolmasa yuribdi. Arzimas maosh kelmishlayman deyapti, lekin iş yo'q. Ha, oz sanoqli odamlarchi, uxlamaganligi tufayli millionlarga odamlarni kerak bo'lsa ish bilan ta'minlaydi, ustidan hukm yurgizib turadi. Nimaga? U kam uxlaganligi uchun Alloh unga shunaqa ne'matni beryapti. Hatto musulmon bo'lmasa ham. Hozirgi kunda asosan musulmon bo'lmaganlar mana shundan kam uyqulikdan foydalangan holatda. Ko'p kitob o'qishlik bilan millionlagan musulmonlarni va g'ayri musulmonlarni qo'l ostida ishlatib yuribdi bemalol. Endi xo'p Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham tobi'in bo'lganlar. Ular ham aliga xoyrul quruni qarni summalladin yalunahum summalladin yalunahumga kiradilar. Ya'ni eng yaxshi asr avlodiga kiradilar Abu Hanifa. Bo'lishi mumkin-da ularning davrida, chunki ularning davrida internet bo'lmagan, kompyuter bo'lmagan, telefon bo'lmagan, televizor bo'lmagan, konsert saroyi bo'lmagan, ko'ngilochar o'yinlar bo'lmagan, istirohat bog'lari bo'lmagan va hokazo deyishlari mumkin. Xo'p, undan keyingi 18-chi asrda, masalan 1848-yilda tug'ilgan Abdulhay Laknaviyni hayotlarini olib ko'raylik. Bizga sal yaqinroq. Ha, biroz yaqinroq. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh Hindistonda tug'ilib o'sgan ulamo bo'ladilar, Hanafi mashhur alloma. Bilasizlar, bizning Hidoyat Sharif yurtdoshimiz yozgan Burhoniddin Marg'iloniyning Hidoyat Sharif kitoblariga sharh yozganlar. Kindaful Muftiy degan kitoblari ham bor. Juda ham ko'plab kitob yozganlar. O'zlari qancha yashaganlar deb o'ylaysiz? 39 yil yashaganlar xolos. 39 yoshlarida vafot etganlar. 39 yoshlarida masalan Abdul Fattoh Abul Ghudda rahmatullohi alayhi aytishlari bo'yicha 110 ta kitob yozganlar. Muhammad Zohid Kavsarining aytishlari bo'yicha 110 tadan 120 tagacha kitob yozganlar. 39 halbuki 39. Hozir ichimizda 39 ning ishlari bor. Ana. Ko'rdilaringmi? Yana yozgan kitoblar 100 tadan ortiq yozgan kitoblarning birortasi javonda taxlanib turadigan kitob emas. Qo'lma-qo'l o'tadigan kitoblar. Javonga deyarli qo'yilmaydigan kitoblar. Kitob javonga qo'yilmasdan doim qo'lda ko'tarilib yuradigan kitoblar bo'lgan kitoblari. Halbuki yoshgina yigitcha o'zlari. Yoshgina yigitcha ne ulug' yoshdagi allomalar qila olmagan ishlarni qilib ketganlar. Hafizim Qur'on, bir necha yuz minglab hadisni yod olganlar, deyarli ijtihod darajasiga yetib qolgan ulamolardan bo'lishganlar. Bularning fatvolari eng aligi terma fatvolari bor, juda ham yuqori o'rinlarda turadi. Halbuki 39 yil yashaganlar xolos. Endi 110 ta kitobni boring ana. 110 ta kitobni. 39 yoshlarda necha yoshlarda ijod qilishni boshlaganlar? O'zlarining aytishlari bo'yicha 16 yoshlarda ijod qilishni boshlaganlar. 16 yoshlaridan. 16 ni mana ayirib tashlasak 39 qancha qoladi? 23. Ana endi ijodlarni ko'ring. 23 yilda 110 ta kitob yozsa qancha kitob to'g'ri keladi? Qancha muddatga? Yiliga to'layapti. Yiliga 5 ta. Yiliga 5 ta. Qancha ekan? 4.5 ta. 4 ta 5 tadan deganimizda ham bu masalan rekord darajadagi sanoq emas. Sanoq emas. Demak 16 yoshda
özlerinin işler boyunca başlayan bolsalar hem 16 yaşta asası icadları bulmayan. 16 yaşta ders verişin başına geldiler. 16 yaşta ders verişin başına geldiler. Özlerinin işleri boyunca bir oyga ikiteden kitap yaz geldiler. İcadlar asası başına geldiler ki her oyga ikiteden bir yarım ikiteden kitap yaz geldiler. Yine bana bu kitapların içinde birkaç cüzlileri var, mücelletleri var. Hop, şimdi mesela biz tasavvur kılıp görelim. Tasavvur kılıp görelim. Biz, kaysa birimiz bir yılda 4 kitap tüketemiz, okup. Eğer ben 4 kitap tüketken ben bir yılda diğerle basa, kolunu kütersin. Arapça basmayalım, muhatip basalarım. Özbekçe, 4 kitap okup tüketkenle var mı? İçimizde bir yılda 4 kitap okuyam ben miyim? Deyip talebeli devirlerinden taşkara. Hali işke kirişkerlerinden ki 4 kitap bir yılda okuduk etkiler var mı? Ortaça hesapta bizi halkımızı alıp karasa bir yılda bir 100 betlik bir kitap okurken. Adi halkımız umumi hesap kitabını alırsa tahminen bir 100 bet, 150 betten etrafıdaki bir kitabını okuduk etkiler. O şeye maliki hakiki kitap bas, köpünce kompüterden, internette ya bir adamlar uzuk yuluk okuyken de hemen hesaplayıp gelse, cemlep gelse şu bir 150 betli kitaplarla bağırıp kalarken. Bu mesela bağırmayı duyuyorum. Yani hop meyle, bunlar hem yani yakın rah onun hakkında bugün meyle. Bunların da öyle diyeyim, rasa fitne bugün. Bilesler, nihayet okup İslam dinine karşı kuraşlar küçüğüken peyti bugün. Yani Osmanlı'lı halifeler yemirliyotken devirleri bugün. Osmanlı halifenin kuvveti sınıp, gayrimüslimler Osmanlı halifenin üstünden başkalarını kolga aradıkken, onu her taraftan talihdiken devirleri de burada icat geldiler. Çünkü ağır devirde icat geldiler. Meyle onlardan bir çetke sürüp durduk da, o zaman yakında zamandaş ötken, Üstazımız Şeyh Muhammed Sad Muhammed Yusuf Hazretlerini alaylık. 63 yıl umur görgeller, doğru mu? 63 yıl umur görgeller. Hazır gün geçe çıkan kitaplar 150'den artardı. 150'den artardı. Ben o zaman şahsen şu an şagirdleri sıfatla eyti alamak ki Hazret Müfti Bogallerden ki tahminen 38-40 yaşlarından başta icat kılıçlı başına geldiler. Onun için oku geldiler. Onun için oku geldiler. 40 yaşlarında icat kılıçlı başına geldiysek 23 yıl icat kılıçlı buradılar. Doğru mu? 23 yıl icat kılıçlı halas. 23 yılın içinde 150'den artık kitap yaz geldiler. 150'den artık kitap yaz geldiler. Ben yine taksim kılıyorlar. Kancadan doğru kılıyor yaptı. Bir ilgi 6'dan artık doğru kılıyor yaptı. Doğru mu? Demek her iki ayda tahminen bir kitap yaz geldiler. Kancı okuyana geldiler onda. Bana televizör doğruda bulmayan, internet bulmayan, vahakaza vahakaza çarkı tadıken derse bulmayan dişleri mümkün. Hazretimiz doğrularda çarkı tadıken hemen derse bugün. Hemen derse bugün. Bugün deyem, Hazreti çarlatadaki nesleden faydalanışık imkaniyetler 150 faiz bağırdı. Yani maddi taraftan, cismani taraftan, hemen taraftan o da yeterliydi. Beymala hale gelince oyun kurgu kılıçları mümkündü. Lekin ha, Allah verdi ki, şuna kadar lütuf, kerem verdi ki, Şeyh Hazretleri'ne 63 yıllık umurlarının içi de hazırki devrimizdeki en katta icadi bir semeradarlıkların bizlere nemunası olup kursatı koydular. Demek istese buladı, devrini, zamanını, şart şaraitini karalamayınlar. Hemen ise özümüzde degen manada kursatı koydular. Bana icat, bana kabul yap. Bana bunları yiyem Allah Teala vaktin içinde vakt bir gelmedi. Üstad Şeyh Hazretleri yiyem, öte ağız okula geldiler. Hatta ki bunu prezidentimizle meytip ettiler. Öte ağız okula geldiler. Bir gün de iki saat okula geldiler, hala azı meytip ettiler. Kuryası mı? Ha. Hazır ki devirde ki mesela yurtbaşımızda öte az okulaydılar. Çünkü az okulamak o adam onun işini kılal mıydı? Az okulaydı, az iyiydi, az yapırdı. Ana şimdi işte samaradarlığı kubu buluyordu. Demek Hazretimizin ukaları Muhammed Emin Hacı'ya eytediler ki mesela çiğit elden, ilmi encümanlardan, tedbirlerden Hazreti Kerediğen Bosa'yla eytedi saat 11'lerde Konalgah'da samolyotun tüseler, yüge keyinci saat 12 bolardı, biz kütüptürgen bolardık. Hatta ki bazı bette kıblagahımız, valide-i mihribanımız hem kurgeni kelerdiler, üylerde. Kütüb alınadırken bu ise, kelerde nüspetleşip, bir iki pele çoğu içip, icat hanaki kırk yeterliler dediler.
Hazretini. Seferden ki geldi hazır. İcat khanaya kırp getirdiler de uzdan icat khanası. Bir nesil yazışmını avara bulardı. Kırp taksir. Az gün otursayız bulardı. Mesela demasayız bulardı. Desem, yok bugünkü vazifem bağırdı. Vazifem becer koymasam bu meyli. Saat 1'de kiremen yazıp otururken bulardı. 2'de kiremen yazıp otururken bulardı. 3'de kiremen yazıp otururken bulardı. Ki taksir. Demalı yağar. Çerçeğe kurasız. Yok. Vazifemde hazır az gün kaldı. Çünkü becermesem bu meyli. Bir günde hayyen her günü 14 bitten derse yazıştık. Ulanı virdi bugün. Kundalik vazifeleri şu bugün. Her gün 14 bitten derse yazış mecburi. 5 mehal farz namaz zik bugün. Şimdi Muhammed Emin'in hacı keyfetli ukeleri. O uke eğer hazır bana 14 bitten yazıp koymasam yetege 28 bit gelinir. Ki yazan mıyım ben? İmkan tapan mıyım ben? Şunun için bugünkü vazifeni yetege kaldırmasam gerek deyip uklamasalar da bamdat keçe bursa hem 14 bitten dersen yazmazsan durup oranlar yatma gelin. Yine Bamdat'ta memleke tündü uzun küllerde Bamdat'ta yani 2 saat kemede evvel tur geldi. 2 saat kemede evvel turup yani ruhi terbiye bilen yani özlerini virtleri bilen zikirleri bilen maşhur bu geldi Bamdat geçe. Dersleri virtleri ve hakaza. Bizlerge yeterler ki ahl-i ilimler, talib-i ilimlerine kundelik virdi yani tarikat bu içe virt ders. Ders. O 100 mertte istiğfarını eğitiş, 100 mertte tahlilini eğitiş, 100 mertte hamd eğitiş, yurtmezde tasbih, sana ve hakazalarını eğitiş ular adi adamlar için, ahl-i ilimler için, talib-i ilimler için, mesela qariler için her gün 5 paradan Kur'an yadlaş virt buladı. Tekrarlaş yani. Yadla bugün 30 paranı. Her gün 5 paradan okuştaki onların virdi buluş gerek. Hazır kaysı ilimde örgün hepsiyle, o şey ilimden her gün sizlerin virtlerin buluş gerek. Kâmede bir saat o şey ilimden has şugullanışların gerek. Kündelik tertiplerin için nasıl koşuluş gerek. Bana şunda, vaktin içinde vakt bir adı Allah-u Teala bereke buladı. Hayatların şu derecede bereke buladı ki, özlerin bilmeyen halette, o da ser mahsul, ulumlik bir hayatını geçirgen bulasılar. Cüde hem kublab, o şey gayru Müslümanlar aynen bana şundan faydalanalı. Endi bunun için nima bo'lish kerak? Bitta maqsad bo'lish kerak. İnsanın oliy maqsadi bo'lish kerak. Maqsadi yo'q insonda uyqusi ko'p bo'ladi. Maqsadi yo'q insonda bekorchilik ko'p bo'ladi. Hozir bizlarning talabalarimiz bu diniy sohadagi talaba emas, umumiy respublikamiz bo'yichagi talib ilmlarni olaylik. Qaysi sohani bo'lsa ham. Talib ilmlarni olsak, eng ko'p uxlaydigan ve eng ko'p bekorchi narsa bilan shug'ullanadiganlar aynan shu yoshlarimiz bo'ladi. Nimaga? Chunki ularning maqsadi yo'q. Maqsad yo'q. Masalan, hozir bir tashvishingiz bo'lsa, Allohni o'zi asrasin-ku, bir noxush bir tashvish bor. Noxush tashvishingiz bo'lsa, uxlay olasizmi? Yo'q. Uxlay olmaysiz. Tashvishi bor odam uxlay olmaydi. O'ringa yotsangiz ham uyqu kelmaydi. To'rg'onasiz uyodam bu yoqqa. Uxlolmaysiz, uyqu dori ichsangiz ham hatto uxlolmaysiz. Nimaga? Chunki tashvishingiz bor. Tashvish bor. Endi musulmonlarning tashvishi nima bo'lish kerak? Musulmonlarning tashvishi oxirati bo'lish kerak. To'g'rimi? Allohning rizoligi bo'lish kerak. Mana bu insonlar Allohning rizoligi tashvishi bo'lganligi uchun bular uxlolmagan. O'ylamang, bular o'ydan tushib qolgan boshqacha odam bo'lganlari yo'q. Bularni tashvish Allohning roziligi bo'lganligi uchun mana shu maqsadga. Ya'ni Alloh taoloning roziligiga erishish uchun maqsad shu bo'lganligi tufayli. Bular uyquni bilishmagan deyarlik. Allohning muhabbatida uyqu kelmagan ko'ziga tinmasin ijod qilishgan. Chunki ularning maqsadi bor. Maqsadi bor odam uxlay olmaydi to maqsadiga erishmagunigacha. Maqsadga erishish qachon bo'ladi? Asl erishish Abu Bakr Siddiq, Hazreti Umar, Usman Ali ve hakaza radiyallahu anhumlarga, aşere-i mubaşşerelerge, ulardan teşkil yine yakka şahs sahabi kiramlarga Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cennetin başaratını bildiler. Doğru mu? Cennetin başaratını bildiler. Bir tarafta alıp karasak onların maksadı amelge açtı. Bana bir yol. Amelge açtı maksad. Leki onların maksadı cennetke kiriş imas edi. Onların maksadı cennetke kiriş imas edi. Ularning maqsadi Allohning roziligini topish edi.
Şunun için İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh dediler ki, eğer minge iki rekat namaz bilen cennetin ihtiyarı verirse telleş doğrusu da, min iki rekat namazı telleymen dediler, cennet neymez dediler. Eğer bizi kayısı birimiz geçse, min özümüz fethiyle, min cennet mi yok ki iki rekat namaz mıysa, iki rekat namazı cennetke kırışçı okuyman ki, minge cennet dediğim ben. Çünkü bizim maksadımız öte pes. Pes bu galiba için biz cennetin telleyimiz. Himmetimiz pes bu galiba için cennetin telleyimiz. İbn-i Sirin'in himmeti âli bu galiba için cennet değilmez. İki rekat namazı telli yaptılar. Bunu bayisi ne deseler? İki rekat namaz Rabbimnin istegi, razılığı. Cennet ise nefsimnin istegi diye yaptılar. Hakikaten cennetimiz nefsimiz hâli yaptı da. Demek ki? Çünkü nefsimiz rahatı faragatta, maişat gibi atkısı geletti. Peki Rabbimiz bunu hâli mi yaptı? Rabbimiz, benim razılığımı topkin diye yaptı. Rabbimizin talebi, Allah'ın razılığı, nefsimizin talebi ise cennet. Şunun için biz namazı hem köpünce cennet için okuyoruz. Cennetke kırış için okuyoruz. Duamız diyem cennet hıgın diyemiz, cennet törüsün joy birgin diyemiz. Ben bu bunu karalamak için emez mi? Himmetimiz biraz yine pesrak. Doğru cennetke düşmesek Allah'ını kayırdın kuremiz. Cennetke çükürlük öğretti Allah Ta'ala'nı. Doğru. Lekin cennetke çükürlerden hemen kurabilir miydi? Hasları kuradı. Şunun için öyle sahabi kiramlar cennetli sorup oturuştan yukarı âli maksadları bugün. Şunun için eşere-i mübaşşara borsun ya ki başka sahabilerde cennetli başarat belirgen eden ki bir artalarını ibadeti de süskerçlik sezilgen mi? Yok. Ne demek yapında? Hop. Maksadki erişi buldu ki onlar o. Yine ne demek bağırdı onlar da? Yine ne demek yetişme uçuruk bağırdı? Onların asası maksadı cennet imasıdır. Cennet imas Allah'ın razılığıydı. Allah'ın razılığı neyse erişip bulduk mu yok, yok mu hiç kim bilmeydi. Allah Ta'ala onların kalbindeki bilip durgarlığı için onlara cennetin başaratı verilse hem zerrece süsüymezsen belki yine de arka kadar basışını bilgarlığı için onlara cennetin başaratı verilgen. Mesela size ayetledik, 4'te farzantiniz var. Farzantinizin içi de bazı birilerini mükafatlayıp, takdirlayıp durasınız. Takdirlediğinizden ki o, arkaya karıp getirdi mi, yok arka silciydi mi? Aldıngı yürüyordu. Eğer akıllı olsa aldıngı yürüyordu. Siz bilirsiniz farzantinizin, bittesini takdirlayıp koysanız, arkaya karıp getirdi o. İlk etoy o. Bitti mükafatını kötere olmayıydı, teltik. Mükafatlayacağız, arkaya karıp getirdi o. Onu mükafatlamayız siz yendi. Sizden farzantinizi bilip durursa, mükafatlasam, takdirlesem, yeniyem zorra baha aladı bu, yeniyem köpura kitap okuydu bu, yeniyem ruvajlanadı bu, deyip takdirleysiz. Kudana şimdi Allah Ta'ala ham, ozi, cennetin başaratını birse, yeni hem köpura hareket kılınışını bilgen bendelerine cennetin başaratı birilgen. Şunun için böyle umumen süskerçlik bilerde sadır etilmegen. Mutlaka cennetin başaratını alıp borsadır hem umumun suçkarsızlık sadır etilmeyen. Bana bunu hakiki intiliş değildi. Bunu tüm mesle hareket kılıç değildi. Gayrı Müslümanlarda hem kudu düşünürse var. Onların maksadı bana bir yerde. Ne buladı? Baylık buladı. Baylık. Onlar Allah'ını tanımaydı. Baylık. Hop kança baylık buluşu mümkün mesela. Milyar dolar. 10 milyar dolar, 100 milyar dolar. Yok. Bir arta boyunu toktayatken görüyorsun mu? Dünyada bir arta hatta ki Müslüman boyu olsa hem var mı toktayana? Mi erişip buldum bol tamam kere gibi istedim. Yok. Ha. Bana bu boylegem şuna hangi bir cilalanıp duradigen derse ki ozige kahrabadi bir tartadigen derse ki bu ham. Ha? Bunlar ham, bana Allah'ki intilgen bendelerden, boylukki intilgen bendeler ham karışmaydı intilişte. Fakat bunlar boylukki intilgen, yani malı dünyaya intilgen. Lekin bunlar ham karışmaydı. Hazır dünyadaki en boy milyarder adam dedik, 300 falan milyar dolar pulu var desek, eğer maliyevi hesap kitabını aladigen bulsa, bütün avulad, ecdadını hemen yuhatıp yegen diyeyim, kıyamet geçeyim tüketi olmaydı. Lekin o 3 milyar, 300 parançı milyar boyluğu var adam dünyada en kem uxuluydigen, en köp hareket kıladigen, tümmesten intiladigen adam bu çıkardı. Hudu Ebu Bekir tümmesten cennetki intilgeni kâbı. Cennetin başaratını abu bu geller, en yukarı makam yarışıp bu geller. Peygamberlerden ki en afzal namını abu bu geller. En afzal namını abu bu geller.
Peygamberden bir pagana pas halas. Fakat peygamber imasları halas. Hâge hem hususiyet var Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh'u'da. Ya ki Hazreti Umar'da peygamberin zil İslam etkilere. Eğer menden ki peygamber buluşu mümkün bugende Umar bulardı degeller. Lekin ular zerreçe tohtap kalmadılar. Süskaçlık kılmadılar. Huddoşun diye menevuler hem. Şu derecede boyluk intiledi ki saniye hem bunlar tinç oturmaydı. Uykusu da hem İslam kitabını kılıp çıkardı. Kere borsa uklamaydı. Tümmesten dünyanı kezip hareketini kıladı. Yengiden yengi nesilden işlep çıkarış ki intiledi. Ve intiligenge talih yardı yani dedik Allah talih intiligenge bire verirdi. Çünkü bu dünya sebebiyet alamı. Biz ise bana o malge intiligeni dedik Allah ki intil almayıp biz de. Şunun için uklaya atıpmız. Şunun için uklayıp kalı yapmız. Bana o hem uklamayıptı. Malge erişti için hatta uklamayıptı. Bir ahmak aşık, o zaman mahbubası erişti için uklamaydı gerek olsa. Mahbubası erişti için uklamaydı. Demek ki çünkü onun gamı var. Şunun için her birimizin gamımız buluş gerek. Maksadımız buluş gerek. Maksatsız adam, gamsız adamın uykusu köp boladı, internetke kirişi köp boladı, bekarçı işleri köp boladı, hele ki neka kanser, panser ve hakaza bile yürü uğradı. Bana yaşlarımızı görseniz hazır hemen kanser bile avara. Fakat oyun kulgu behu dönerse, lagu hiç kendi manfaatlik dönerse yok. Orta mekteplerde yani o düşündü. Şunun için orta mektepte bitirirken bir artı okuçu has pullik mekteplerden olmadığımızda umumi talimde, mecburi talimde okuyorken ballarını alsak orta mekteplerde bir artısı orta mektep bitirgenlik aligahke kiralmaydı. Ta ki repetitiden ders almadığım geçe. 11 yıl okuydu da yine 1 yıl pul törep okuydu ki. Ne için olmasın 11 yıl okuyup durdu? 11 yıl oynayıp klub yürüp durdu. 11 yıl vaktini ötkazı yaptı. Zayıf oluyor yaptı. Allah bergen nimet umumun israf bulup gitti yaptı. Şunun için ahırda 1 yıl okuydu halası. 1 yıl okuydu. Ya ki kiralması 2. yıl hem okuydu yine pulga okuydu. Ayıge kere borsa $100 tüleydi. Ya ki ayı $200 tüle okuydu. Yani 2 milyon, 3 milyondan tüle okuydu yani bu. Ve şu kırp gitmedi imtihanda. Çünkü okuyatkenler kafirlik verirdi. 10 tane 8 ses kiredi dedi. Mi okutsam dedi. Yani 10 tabalanda okusam şimdi 8 sesin kırışı kafirlik veremem dedi. Ve şu işlançı bolat hakikaten. Kiri yaptı. Mesela şu cöyde oturgenlerini, ya ki hazır yaş talebelerini, kırgenlerini, aksariyeti repetitede teyargarlık kurgen, nekin kırgen. O mesela kiralmayan. Demek ki çünkü orta mektepteki talim yetmeydi. Yetmeydi. Talim tizimde cüde hem ayıp kub, nuksan kub. Belki okutucilerdedir, belki okutucilerdedir, belki vatanalardadır, belki hepsi dedir. Yine bir nesil, şunu bilişimiz gerek ki, bana bir nesil, bana Allah'ın razılığı bu, mesela şunu taksimi çıkardığım bu sayı, bana 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. İnsanda ortaça umuru 70 yıl buluşu mümkün, ortaça. Ha? Yani 24 saatini kendi taksimlegen bulsak, hudu 70 yılını çünkü taksimleysiz. Taksimleseyiz, yani bir günde içi de 23 saat Ebu Hanife koşuyken faydalanırlar, 70 yılın içi de kança yıl tuğularken onlarda. Öyle bir görüntü, 70 yılın içi de yani 70 yıl tuğuladı diğerlik. Diğerlik çünkü tuğuladı yani. Demek Ebu Hanife rahmetullahi onların köpürü icatı geldiler. Eğer hazı korkmasaydı alama, yüzde dünyanın en katta allamalarını toplayıp durup, bitti Ebu Hanife'nin kıyken eşini kılasan dese, yüzde adam kıl almaydı. O şey yüzde adamın 70 yıldan umur verilgen diyem kıl almaydı. Ebu Hanife'nin işini kıl almaydı. Ana Ebu Hanife rahmetullahi aleyke, himmetleri tüfeyle Allah, kanakangi bereke belgeller. Yani tasavvur kılın, hazır kündeki biznesmenlerini kılıyorken işi bir taraftan doğru, burada doğru bahalı yaptı, biz dindarlara bunu ibret alışımız gerek. Onlar bizi dinimizi bizden evvel örgünü koyu yaptı. Müslüman bulmasa da bizden bu arada onlar ilgarlayıp getip kaldı. Şunun için fen teknikide ilgar bulup kaldı da onlar. İnsan da bana 70 yıllık umuru buladıkken olsa, tahmin ettiğiyle, asasi vakti, asasi vakti, ben bir yerde 15 bar.
15'ten nere varsa 25 geçe bugün 10 yıl umuru. Ya ki 15'te 20 geçe bugün umuru, onu kagen umurun hepsini nime bile o için temelde bir adı. Eğer maş 15 yılda bizde nime deydi, balların aynı degen devri deydi. Ösmürlük devri, ya bir alıp oladigen devri. Ya icabı ya selbi tarafı özgürlük biterdi. 15 yaşlarında etrafından başlar, ya o taraf ya bu taraf özgürlük. Şunun için tahminen bir 7. sınıftan başlar, mehtabları umumen ders verilmeyi koyardı. 7. sınıftan ta 11. sınıf geçe, fakat birbiri bilen uçraşış, telefonlaşış, hat yazış, vahakaza vahakaza fahşilerin tamaşa kılış, birkaçın derslerin tamaşa kılış bilen avara. Ders tayarlamaydı. Eğer yakka yakka okuçlar çıkıp kalmasa içiden, bir huda bergen, nakıb olmasa, onu yiyen sınıfhanede ne dedi? En harf baradı beteledi. Ne dedi? Çünkü o kop kitabı okuydu, o başlarda erleşmeydi. Onu harf dedi, o yalnız yürüdü o dedi. Onu harf dedi, hiç mi hoşunmaydı dedi. O şey harf gelecekti, onu harf bu magalarının hamasını işbiren tahammül etti, üstüne hükümranlık kıladı. Mano harb bu mageller, bittesin ki 20 ders bolsa, 20 dersi mano bitti harb ne kurdu, iş neydi gelecekte? Hamaz gibi aylık bir adam. Ne mege? Çünkü o mano 5 yıllık umurunu, 20 yaşta 15'ten 20 geçe bugün, ya ki 15'ten 25 geçe bugün, 10 yıllık umurun nere varsa, makıldı o, meşakkat bile utkazdı. Aynı keyfu safa, oyun kulgülük, rasa birledigen devirde, o şeytandan yüz ögürdü. Şahvatın nefsini cile uğradı da Allah'ın razılığı yolda ilim örgendi. 10 yıllık maşakkatın evazıge 25'ten olsa bir akança karadı 70 geçe? 45 yıl yandı rahatı farahatı yaşaydı o. Bana şu doğruda maşakka çekkeli gütüfeyle 45 yıl rahatı farahatı yaşaydı. Eğer yandı şu dini talimiyen bu Müslüman adam bu saçı bu. Bir akı abadül abad Allah'ın razılığı yaşaydı. 45 yıl dünyada rahatını görürdü, fakat cennette rahatını görürdü, ebedül ebed. Eğer bu Müslüman olmadan takdirde bana o adam, 10 yıllık meşakkatı için 45 yıl rahat görürdü şimdi. 45 yıl hamasını işletirdi. İşletirdi. Fakatler bunu kolda işleydi, mecbur başka çaresi yok. Bana bunu oynayıp kaldı, hazır makle yaptı, yaşlı yiğini oynayıp kaldı yaptı. Yaşlı yine oynayıp kal. Yaşlıların bekarçı vaktini ünlümden faydalanış ve hakaza için konsert sarayolar, istirahat bağları, oyungahlar ve hakaza ve hakaza teşkilleştirilmiyordu. Ha? Lekin kitaphanlıkta verilmiyordu. Neticede milyonlagan yaşlar, hazır yurtumuzda tahminen bir 65% yaşlar teşkil kılıyordukken olsa, 65%'den nere varsa 5% okuyordukken borçlu mümkün. 60% okumaydı. 60% kara işçi buladı. 5%'in içinden eytelik, 2% hakiki işletedigen adamlar bulup çıkardı. 3% için orta miyaneden sen yukarıda bulardı. Bana şunu cüdeyem kadere geçişimiz gerek. 15 yaştan ta 20 yaş geçe, ya ki 25 yaş geçe. Keçik kagelle bulsa hazır mersenizle, bana modeli okusu okuyarsınlar, keçik gençler, hop kim? 40 yaşlar geçe buluşlar iyi mümkün. Lekin bu digene hazır meşakkat çekiyorsunlar digene yemez. Allah kaçanlar ancak çünkü okuyan bugünlerin üçün hazırım hiç olmasa 50% geçe rahatlığı yaşayabilsinler beraber. O zaman yeterli, ücretlerin bağır, balıçakların bağır, sıhhat selametçiler, bimarı yaşayışke şart çaralarların bağır. Lekin bu degeni boldu degeni yemez. Haliye bunda apkarası beraber istimalçımız. Umumi olarak istimalçımız beraber. Maksat bu yemez. Maksat bana şu bulması gerek. Biz damlalarımızı katta hatası şundaki azizler, madrasen bitirgenlerken bari bir maçını hadım bulup, şu bilen kifayelerini kalıyabımız. Yani şu kifayelenişimiz bizim arkaya kırıp geçişimizde sebep olaydı. Çünkü, bana onu karayım, yani yukarıya daha çıkan derse, he, mevki, çıkışta devam etedigen olsaydı, çıkıp bari uğraz. Ama mevki ki tohta değiliz mi? Tamam yani. Tohta kendisi arkaya kırıp geçişimizde elbette. Şunun için tümmetsen hareketleniş gerek. Hareketlenseyiz, ahirki çok geçe bağışıyız, mümkün. Baralmasayız ama Allah Ta'ala mukaffat dedi, hareketliydi bu dedi. Ama imam buldum ki, min yapsız ki bazı bir talebelerinin okuşta maksadı şu da, bir maçlık imam bulup kalamam mı dedi. Ya ki kip atanası yeter, baramda bir okutu verin, siz okuştayken bir maçlık imamı basın dedi. O maksad mı şu? Hiç kendi bir alim maksadı yemez bu. Kere borsa imam gerçekten kaç geldi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ya yani, uğurlarımız imam gerçekten kaç geldi?
Oddiy o'zimiz yaqindagina vafot etgan ustozimiz Do'st Muhammad domla Bodariy ashlik rahmatullohi aytadilar. Ustozlari Alixon To'ra Savoniy rahmatullohi bo'lganlar. To'rim aytadilar menga Do'st Muhammad imom bo'ladigan bo'lsang sendan noroziman deb aytib ketganlar deb Do'st Muhammad domlamiz umuman imom bo'lmadilar. Umrlarining oxirlarigacha mudarris bo'lib o'tdilar. Men bu bilan imomgarchilik yomonlamoqchi emasman. Aynan imomgarchilik bilan Allohning roziligini topish mumkin. Tinmaslik kerak faqat. İmom bo'ldim degan maqsad oxirgi maqsad bo'ladigan bo'lsa o'lganish shu. İmom bo'lishdan maqsad nima o'zi? İmom bo'lgarchilik maqsad emas u. Maqsadga erishish uchun bir vosita xolos u imomgarchilik. Ya'ni imom bo'lsangiz, mana bunaqa dars berish imkoniyatingiz bo'ladi. İmom bo'lsangiz, 4 ta 5 ta odamga da'vat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. İmom bo'lsangiz bemalol tadbirlarda kerak bo'lsa 500 ta odamga da'vat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. İmomgarchilikdan maqsad shu bo'lish kerak. İmomgarchilik bitta vosita xolos. U maqsad emas. Ha? Vositaga erish, maqsadga erishish uchun minglagan vositalardan bittasi imomgarchilik bo'ladi. Shuning uchun bu yerdan borgandan keyin sizlar to'xtab qolmasdan, tinmasdan yoshlarni qiziqtirishlaring kerak. Qiziqtirish nima? Har birlaringning qishloqlaringdan kamida 3-4 tadan bola kelib madrasa o'qish kerak. To'g'ri. Agar qaysi birlaringning qishloqlaringdan kelib madrasa o'qimasa, biringlar kizlar ishlamayapsizlar. Agar kim maritdan 4 ta bola chiqib madrasa o'qsa, mening yorim nonim yarim taqiladi desa u mushrik u. Men nonim yarim taqiladi, o'qish kerak emas, bitta o'zim borishim kerak desa u mushrik, u musulmon emas u. Chunki Allohning razzoqligiga ishonmayapti u. Eng xudbin odam o'sha. Qaysi sohani mutaxassisi bo'lsa ham, agar shogirdlar o'zidan o'zishini istamasa, u ustoz emas u. Uni Alloh urgan u. Allah urgan bende şunaqa bo'ladi. Shogirdi o'zining o'sishini istamaydi. Ming afsuski hamma sohada shunaqa insonlar bor. O'zini qavmi qarindoshdan yaqin atrofidan ham o'zidan o'tib ketadigan odam chiqargisi kelmaydi. Hammalaring viloyatlarda ishlar ekansizlar, qayerda bo'lsa ham, o'zlaring ishlayotgan masjidlarning qavmidan hech bo'lmasa 3-4 ta talabani madrasaga yo'llay olmas ekansizlar, bilinglarki sizlar ishlamayapsizlar. Madrasaga yo'llagan deya maqsad aliga emas, imomgarchilik emas. Ota-onalarga tushuntirish kerak. Xo'p, bu ko'payib ketyapti. Hozir 4 ta bola bitta qishloqdan bor madrasada o'qisa, ertaga ish nima bo'ladi? Madrasadami ishlash uchun o'qiladimi? Madrasani bitirsin, halol haromni bilib olsin, savob gunohni bilsin, savdoga kirib ketaversin keyin. Kerak bo'lsa qassob bo'lib ketaversin bemalol. Dehqon bo'lmaydimi, bog'bon bo'lmaydimi? Lekin madrasani bitirib olsin. Chunki u hayotdagi halol va haromni bilib olsin. O'zining sohasidagi to'g'ri bilan noto'g'rini bilib olsin. Ota-onasini ertaga shafoat qiladigan darajada ilmli bo'lib olsin. Kindek qonchiligini qilaversin bemalol. Gadoylik qilmaydimi madrasani bitirib olib? Gadoylik qilsa ham mayli. O'sha gadoylikni halol va haromini bilib olsin-da, keyin qiladimi-ken gadoylik, o'shanda ko'ramiz. Shuni bilmaganligi uchun gadoylik qilishyapti. Demak, mana shu narsa sizlar tinmasdan harakatda bo'lishlaring kerak. Tingan kunlaring bu o'lgan kunlaring. Kitob o'qishdan to'xtayapsizlarmi? Demak, o'lgan kunlaring shu. Hozirgi odamlar imom xatiblarni mot qilib qo'yibdi. Shayx hazratlarining kitoblaridan o'qiyotib bitta savol beradi. Mana o'zi tushunmadim, bu nima degani desa, bilmaydi. Hazrati sunniy aqidalar degan kitoblarda yozib qo'ygan ekan. Alloh taolaning fe'li sifatlari, zotiy sifatlari debdi. Bu domla fe'li sifatlari qanaqa bo'ladi, zotiy sifatlari qanaqa bo'ladi desa, imom jim. Bilmaydi chunki o'qimaganda. Aqidani bilmasa qanday bo'ladi? Bizda takvin degan sifati bor ekan, ash'ariylar takvin degan sifati yo'q ekan. Bu nima u? Biz Maturidiylar takvin degan sifat bor ekan Allohda. Ularda yo'q ekan, bunda nima farq bor o'zi buni o'rtasida desa bilmaydi. Yoki masalan kitobni o'qiyapti. Bitta juda o'qib qopti. Adosi vojib, qazosi harom bo'lgan namoz bor deb qo'yibdi. U nima o'zi domla qazosi harom bo'lgan namoz bo'ladimi u? Qanaqa namoz o'zi bu desa bilmaydi. Men hammani aytmoqchi emasman, lekin ming afsuski ko'pgina imomlarimiz shu narsani bilishmayapti. Xalq esa o'qiyapti. Yoshlarning ichida ba'zi birlarining ichida juda ham qiziquvchanlari bor. O'qishyapti ular. Hazratning kitoblarini o'qib shu sohani mutaxassislardan kerak bo'lsa o'tib ketib qolyapti. Keyin nima qilamiz keyin? Javob bera olmasam Mahmadona bunaqa ko'pchilik ishda bunaqa savol bermaydi. Urushib qo'yamiz keyin.
Ya sizge rahmet. Menge cüyem katlık tembih oldu bu narsa. Sizdeki yaşlarımızı bağırıya şükür. Kaç kitap da okuduyuz. Mene uşa cüyemini okuvali. Bilmem bana kim benim. Kurmam bana kim şüphe etkeçe. Deyip uzun ayıbın tanısakı alem gülistan cüyem yakşı buladı. Ha? Uşa uluğlarımız etkiler. İbn-i Umar rahmetullahi aleyh radıyallahu anh etkiler. Yani bilmegenimdi, bilmeymen deyip türk koygen Allah ki hamdü sana Allah olsun deyirler. Bilmegen nesasın, bilmeymen deyişti o zikatta ilimde. Şunu ayta alışını o zikatta bir cüruat kette imanı takaz akıl etti. Bilmeymen deyişti. Yani şundan korkup, şundan kaçıp biz hemen nesasına cevap verir var yapımız. Demek yaşlarına çöntürüş gerek, mehteplerine bağırken de, başka gerek, ferzetlerine kutu bana şunu diyeceksen çöntürüş gerek, bağırın. Hazır oynayıp kül yapsan mı? Yeterli kul bulasın, bilvagen. 70 kekersen, 45 yıl devamında kul dik işleysen. Bronu kolada merdikar bulasın. Merdikarlar yamanlama akşeymez miyiz? Derru internetke çıkartıp, didiya kıl peşeden fil yesep, biz halal mihnat kıl yapmıyız, resiye diyorsak halal yaşay yapmıyız, onda akıganımız yok, bunda akıganımız yok. Bizi karalayabilirler, biz karalamayız. Lekin uşa Rusya'ya siz azizler, merdikar bolup bargenden kore, Rusya'ya başka bir mutahassis bolup bariler demekçimiz. Ta ki Rusya'nın halkını size işletinler demekçimiz. Biz Rusya'ya kaçan geçe merdikarını eksport kılamız. Kaçan geçe Kazakistan'a merdikar eksport kılamız. Kaçan geçe Dubai'ye merdikar ya ki fahşanı eksport kılamız. Kaçan geçe Türkiye'ye merdikar ya ki fahşanı eksport kılamız. Demek ki, bana şu nerse, 15'te 25 geçe itibarsız bu gelişine kabul yaptı. Eyüp'ni özlerden aktarsın. Özlerden, bizden yemez. Ali diplomun var mı yani, okuyan ben iştap almayıp ben deyişim mümkün. Doğru, Ali diplom böyle verişim mümkün. Lekin o şey, 4 yıl Ali'yi gahtı okuyan bu seyem, kentsel saraydan çıkmagen de. Diplomunu alagen halas da. Halbuki kolada diplomu yok, lekin keller zor işledi geller. İştapı yaptık o. Kolada diplomu yok, lekin diplomu bağlarda işini becer yürüptü. O okuyan, namıgı okuyan, diplomda okuyan halas, kolada hiç nesil kimiydi. Ama bitti diplomsuz, keller zor işledi adamın özü yoldan çıkardı. Hemen işini uşa becerdi, özü becerdi ki. Kim bana şüphe etti, 15'te 25 geçe keyfu safhanı kılgen bulsa, bir ağa tamam oldu. Eğer kim bana şu devrini ganimet bilip, şu devirde 10 yıllık meşakkat, ya ki 5 yıllık meşakkatini kurtargen bulsa, bundan bir ağa hemen inşallah rahat faragatlı buladı, imanlı bulsa cennette ebedi buladı, imansız bulsa ki bay bedavlet bulup, 45 yıl devamında, ha? İstimalçın, temirliçi, işlep çıkarıcı, keşfiyatçı, ihtiraçı ve hakaza bulup hayat geçirelim. Ana şu derslerine yakışılıp miyemizi uçturup, sindirip koyuşumuz gerek ki, karar taptırıp koyuşumuz gerek ki, her bir insanda maksat bulsun. Hazırdan başlayıp maksadını mı? İşte Allah'ın razılığı mı? Bizlerin hemimizin maksadımız. Allah'ın razılığını isteyen insan uçuluyu alışı mümkün mü? Uçuluyu almaydı. Uçulası hem azgın uçuluydu, o hem ibadetki eğlentirilgen halde uyku buluş gerek. Dem alışı hem uşa. Derçeke var dem alışı mümkün. Hop, derçeke var dem asan hem ilmi suhbat kıp dem alışı mümkün ki. Şeyh Hazretleri, rahmetullahi aleyh, ustazımız, her haftada şembe günü de özlerin Kumuşkan'da derçeleri bağırdı. Şembe günü de derçeke bağırış, Goyaki Hazretinin haftalık virtleri yedi. Her kendi işini taşlayıp, şembe günü çıkıp uğrarlar. Yeni şembe günü çıkıp uğrarlar, ne kadar? Uyurdu, ooo, oturar mı da soya salkında? Yok. Ben uzun mesela bir neçmette güvahı bugün ben, birge bargen ben, dem alışken. Yok, et tarafından keç geçe ilmi suhbet. Et tarafından keç geçe ilmi suhbet. Fakat Hazret etediler ki, Kumuşkağında havası şuna kadar taze, şuna kadar kuvvet bakş etediler hava ki, bir haftalık kişiler odun alıp gelemendi etediler. Et tarafından keç geçe bir gün bulup, bir haftalık kişiler odun alıp, yani bir hafta şehirde icat kılardılar da, şembe günü yine çıkıp giderdiler. Bari bu şekilde ilmi subatlarını kılıp, yenge layihalar, yenge riceler, yani aldığı koyulgu yenge maksadlar, onge erişini, üslubları, yolları ve hakaza ve hakaza doğrusu da fikir yürütüp, yenge layiha bilen kayıtıp gelirken bir izahat bu geldi. Şunun için umurlarda bereke bu geldi. Bunda abkarasayız kendi ulgurgen eken. Mesela haftada ilk 3 merte spor zelge bar geldi. Basketbol oynadılar, hatta ki süzüş havuzalarına barardılar. Onun için bir günde 2 saat vaxtlarına cennet geldiler. Haftada 3 gün.
Bosa 6 saat vaqtlari ketyapti. Qanday ulgurganlar o'zi uzat deysiz? Ha, Alloh vaqtning ichida vaqt bergan edi. O'zimiz zamondoshimiz. Bizga nimaiki gunoh ta'sir qiladigan bo'lsa, ularga aynan shu narsa ta'sir qilishi mumkin edi. Ammo alhamdulillah bizni o'ylashimiz bo'yicha ta'sir qilmadi. Alloh xarotlarni obod qilsin. Menimcha shu zotning kitoblaridan foydalanmaydigan imom xatib bo'lmasa kerak. Ba'zi birlar bor, endi uncha yoqtirmasa ham, lekin o'zi foydalanadi. Ba foydalanadi, keyin oxirida ya bo'lmadi deb qo'yaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Vaqt to'g'risidagi ba'zi bir raqamlar, sonlar va hokazo ma'lumotlar shulardan iborat.